Evet sevgili seyirciler tarihler e, tarihler e, perşembe geçti Selamünaleyküm kıymetli gönül dostlarım iyi sahurlar hayırlı sahurlar 16 nisan 2021 cuma sahur vakti yer aydın nazilli e, ee, 1442 Ramazan ayı dördüncü günü 4 Ramazan 1442 burada imsakiye var. Size çok kıymetli bir düşünürün kitabını tanıtacağım. Seyit Ahmet Arvasi'nin rahmetlinin Hasbihal kitabı. Evet aydınlığa doğru giderken geceyi nur ve şavk, güneş gibi aydınlatan bir kitapla sizlerle olacağım. Takdim diyor. Bilge Oğuz yayınlarından çıkmış kitap. Oğuzhan Cengiz Beyefendi'nin takdimiyle çıkmış. Okuyalım. Takdim. Çağımızın önemli ilim, ahlak ve fazilet insanlarından biri Seyyid Ahmet Arvasi'dir. Çünkü Arvasi Hoca insanlığın ideolojik bataklıklar içerisinde çırpındığı, bir dönemde kendini yetiştirerek insanları özellikle de ülkücü gençleri aydınlatma yolunda durmadan çalışmış, fikir üretmiş, hep onların saadetleri için çırpınıp durmuştur. Arvasi Hoca fikir ve düşünce hayatının çeşitli uçurumlarında kol, gezen ve okumayı seven gençlere el uzatarak adeta onların koruyucu meleği olmuş, onların yerine fırtınaları göğüslemiş, ve muhtemel sarsıntılara karşı daima tetikte beklemiştir. Her hamle ve hareket adamı gibi Arvaz Hoca'nın perspektifinde her şeyden evvel Allah Celle Celaluhu'nun hoşnutluğu olmuş. Bunu gerçekleştirmek için de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi örnek alan bir hayat yaşamaya çalışmıştır. Zaten Seyyid Ahmet Arvasi Hazretleri kendisi e, nispesinde mi denir artık? Belirtildiği gibi seyir evladı Resulullah'tır. Peygamberimizin torundur. E, bu anlamda Arvasi Hoca hem tebliğ hem de temsil keyfiyetini kendisine yakışır şekilde sergilemiştir. Ben İslam iman ve ahlakına göre yaşamayı en büyük saadet bilen, büyük Türk milletini iki cihanda aziz ve mesut görmek isteyen ve böylece İslamiyet'i gaye edinen Türk milliyetçiliği şuuruna sahibim. Yaşantı itibariyle Peygamberimiz'e sallallahu aleyhi ve bağlı bir hayat süren Arvasi Hoca'nın en önemli yönlerinden biri de yaşadığını yazan, yazdığını yaşayan, inandığını söyleyen, söylediğine inanan ve savunduğu fikirlere her zaman ve zeminde savunmasını bilen biri olmasın. İnşallah Rabbim cümlemize, sizlere de bizlere de cümlenize ve cümlemize böyle olmayı nasip eder. Evet. Bu manada ona tarihimizin içinden günümüze miras kalmış bir örnek Alp Eren bir peygamber aşığı ve mirasçısı saymak asla mübalağa yani abartı olmaz. Arvazi Hoca'nın kaleme aldığı eserlerini incelediğimizde bütün gayretinin imanlı bir gençlik yetişmesi olduğunu görürüz. Bunun için çırpınmış, bunun için kafa yormuş, ve aramızdan ayrılana kadar da bu istikametini asla bozmamıştır. Bu hususta başkaları ikballer peşinde koşarken Arvasi Hoca gözünü büyük idale dikmiş, bunun gerçekleşmesi için çaba sarf etmiştir. Arvasi Hoca yakından tanıyanlar, Arvasi Hoca'yı yakından tanıyanlar, Arvasi Hoca'yı yakından tanıyanlar da Arvasi hocayı yakından tanıyanlar bu çabanın asla normal bir çaba olmadığını da müşahede etmişlerdir. Arvasi milliyetçilik anlayışı asla kana ırka soya dayanmaz. Arvasi hoca kültürel milliyetçilik adını verdiği bu milliyetçilik anlayışını savunmuş ve bunu bir eserinde şöyle ifade etmiştir. Milliyetçilik bir milletin kendini ekonomik kültürel, sosyal ve politik yönden güçlendirmesi, başka millet ve gruplara sömürtmemesine çabasıdır. Bu bakımdan milliyetçilik meşru bir hak ve şuurdur. Milliyetçilerin ıstırabı ve çileye düşer olduğu dönemler devlet ve millet düşmanlarına felaket, dostlarına ise saadet getirmeye vesile olmuştur. Türk insanının her zamandan daha çok bugün Arvasi Hoca'nın eserlerine ihtiyacı vardır. Kendini muhafaza etmek ve gayeden amaçtan sapmak istemiyorsa çölde kalan insanın suya duyduğu hasset kadar bu eserlere de ihtiyacı olduğunu bilmelidir. Çünkü bu eserler okuyanları gerçek ve tek çıkar yolu olan Allah'a Celle Celaluhu ve Resulüne çağırmaktadır. İstifade edebilenlere ne mutlu bilgi, bilgi Oğuz yayınları Oğuzhan Cengiz. Evet bu yazıların altına imzamızı atıyor. Evet altın yıldızlarla yazılmasını e, altın bir levha olarak yazılmasını teklif ediyoruz. Evet Arvasi Hoca'nın bir sözü var tırnak içinde alınmış. Diğer arka sayfada. Öyle inanıyoruz ki insanlık alemi yavaş yavaş da olsa şanlı peygamberimiz Hazreti Muhammed'in ona salat ve selam olsun davasını idrak etmek üzeredir. Çünkü o mutlak ve yegane varlık olan Yüce Allah'a celecar gitmek için beşer idrakını perdeleyen bütün sahte putların kırılmasını istemekteydi. Arvasi hocamızın, Seyyid Ahmet Arvasi hocamızın, peygamberimizin neslinden Oğuz hanımızın Peygamber Efendimizin neslinden, Oğuz sahanımızın neslinden bir köprü olan Seyyid Ahmet Arvası hocamızın hayat hikayesinde bir başka videoya bırakalım. Çoktan 6,5 dakika oluyor. Oldu bile. Yani e, inşallah kitabın sayfalarında şöyle göstereyim. Mesela ne diyor? Akıl ve şuur. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı safurlar. Her şey gönlünüzce olsun selametle.